Merhaba sevgili frekans takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda IFA 2016'da adını ilk kez duymuş olduğumuz Philips'in rengarenk taşınabilir hoparlörü BT-110i inceleyeceğiz. Dilerseniz ufaktan başlayalım. Sıçramalarına karşı dayanıklı bir yapıyla gelen hoparlörümüzün full range sürücüyle pekiştiğini ve 4 watt RMS ses çıkış gücüyle geldiğini görebiliyoruz. Acaba tasarım bakımından neler göreceğiz? Başlayalım. Kırmızı, mavi ve gri tonlarıyla harmanlanmış seçenekleriyle karşımıza çıkan ürünün elimizde bulunan kamuflaj desenli gri rengine baktığımızda diğer canlı modellere nazaran biraz daha ağırlığını koruyan sade bir havaya sahip olduğunu görebiliyoruz. Ürün ebat olarak taşınabilir şarj ünitesinden daha küçük bir yapıda tasarlanmış. Oldukça hafif olan taşınabilir hoparlörümüzde sürücüyü koruma görevini metal perdemiz üstlenmiş. Gövde yapısı bakımından üst kalite, kire, suya ve darbelere karşı dayanıklı malzemeyle kaplandığını söyleyebiliriz. Açıkçası bu üst kalite plastik malzeme temas edildiği zaman elde hoş bir his bırakabiliyor. Tasarımda dikkatimizi çeken noktalardan bahsedelim. Beraberinde gelen kayış sayesinde kolay taşıma imkanına sahip olabiliyoruz. Ayrıca daha güçlü bas sesler elde etmek için sürücünün beraberinde altta konumlandırılmış pasif bir radyatöre de yer verdiklerini görebiliyoruz. Böylesi ufak ebatta tasarlanmış bir hoparlör için şaşırmamak elde değil. Mühendislik anlayışı akustik zenginlik ile pekişmiş. Ses kalitesi şimdiden merak uyandırmaya başladı. Ses açma kapama fonksiyonu bulunmayan üründe güç tuşu ve Bluetooth bağlantı tuşuna yer vermişler. Ön yüzümüze ise bağlantı ve şarj durumunu gösteren ışıklı bildirim yerleştirmeyi de ihmal etmemişler. Philips BT-110A'da aynı zamanda görebileceğiniz üzere 3,5 mm'lik stereo girişte bulunuyor. Açıkçası Philips taşınabilir hoparlör anlayışını her geçen gün daha üst bir seviyeye taşıyor. Tasarım ve kalite anlayışı cidden üst düzey. Ebatına bakıldığında pasif radyatörü de gelmesi ve aynı zamanda da bas açısından akustik mühendisliğin konuşturulması gerçekten dikkatimizi çekti. Şaşırmamak elde değil. Acaba performans bağlamında neler sunabilecek? Hadi gelin test edelim. Uzun süreli gerçekleştirdiğim testlerde ebatına göre 4 wattlık bir çıkış sunan hoparlörün 35 metrekarelik odayı bile fazlasıyla besleyebildiğini gördüm. Ses şiddeti hem yüksek hem de titreşimler insanı içine çekebiliyor. Logitech Boombox'ı az çok hepimiz hatırlarız. Yerinde duramayan ve bas sesler geldikçe zıplayabilen bir üründü. Açıkçası Philips daha canlı ve hareketli bir hoparlör yapmış. Stereo üzerinden bağladığınız zaman haliyle Bluetooth ses işleme birimi kadar ses şiddeti yakalayamayabilirsiniz. Bunun sebebi ise kullandığınız cihaz. Kovan J3'ün çıkışı beslemeye yetmese de LG G5 tam anlamıyla hakkını verebildi. O yüzden iyi ses çıkış gücüne sahip cihazlarla kullanmanızı öneririm. Hoparlördeki en önemli özelliklerden biri de dahili amplifikatörü sayesinde sesteki değişiklikleri izleyip müzik zevkinizi düşürmemesi. Pil seviyesi düştükçe seste bozulmalar meydana getiren akranları gibi değil. Yapılan testlerde pasif radyatör dikkat çekmeyi başardı. Şaşırmamak elde değil. Gitar tınılarından tutun da tiz ve bas vurgularına kadar her sesi büyük bir derinlikle ve sıcaklıkla yansıtabiliyor. Kısacası küçük ama her türün hakkından girebilen bir hoparlör olmuş. Özellikle pop, trip hop, elektronik müzik, rap, house ve benzeri türleri dinlemekten keyif alanlara hitap edebildiği gibi klasik, rock, metal ve diğer türdeki müzikleri dinleyenleri de fazlasıyla tatmin edecek. Bluetooth 4.0 sayesinde 7,5 saate kadar dinleme ömrü sunabiliyor. Aynı zamanda da 8-9 metreyi kapsayabilen bağlantı imkanı da sundu. Çoklu bağlantı desteği olmayan üründe sesli görüşme imkanına yer vermişler. Bu hususta net bir ses kalitesine sahip olan ürün sesli görüşmeleri başarılı bir şekilde yerine getirebildi.
Açıkçası hem dayanıklı hem de doyurucu bir hoparlörü olmuş. Piyasadaki diğer taşınabilir hoparlörlerinin aksine önemli anlarda şahsen yanımdan ayırmayacağım bir hoparlör olmayı başardı. Son olarak güzel bir detaya da parmak basalım. Yerinde duramayan hoparlörümüzü özellikle araba kullanırken kauçuk ayaklar sayesinde sabitlemek mümkün. Hareket kabiliyetini kesmesi çok önemli bir husus. Her tasarım bakımından oldukça zengin ve dayanıklı, çeşitli özellikler sayesinde taşınabilirlik anlamında sizi üzmeyecek, aynı zamanda da dinlediğiniz müziklerde fazlasıyla sizi içine çekebilecek bir taşınabilir hoparlör arıyorum diyorsanız BT110i size fazlasıyla öneririm. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Paylaşmayı unutmayın.